Alkışlar Büşra Hanım için. Tam aslına bakarsanız Büşra Hanım'ın efendim denizleri, deryaları aşan maceralarını konuşuyorduk ki alkışlara yakalandık. Evet. 3 ay mı kaldınız? Evet, 3 ay gemideydim sadece. Kuzey Avrupa'ya kadar çıkmıştık. Gemideki tek kadındım. Ondan sonra Cebeli Tarık'tan doğru da İzmir'e geldik. Benim ayrılışım İzmir'de oldu. Ondan sonra başka sebeplerden dolayı karada kalmam gerekti. Şimdi de yine armatör bir firmada satın alma departmanında kendi şirketimizin gemileriyle ilgileniyorum. Siz zaten liseden beri değil mi? Tabii liseden, lisede, üniversitede eğitimini aldım. Ufak bir gemi tecrübem oldu, deniz tecrübem daha doğrusu. Ondan sonra şimdi yine karadayım, yine denizcilikle ilgileniyorum. Kaç kişiydi mürettebat? Bizim mürettebat 17 kişiydi. 17 kişi arasında tek kadın siz miydiniz? Evet, tek kadın bendim. Yani o yüzden de gururluydum. Bizim geminin bayrağı da Türk bayraklıydı zaten. Bu da ayrı bir gurur veriyordu. Ama şimdi ayağınız yere basıyor. Ayağım yere basıyor, o zamanlar da yere basıyordu ama. Yok canım, metaforik olarak söylüyorum. Evet, evet. Düşünüyor musunuz peki yine yeni seyirler? Yok galiba. Biraz daha farklı bir dala mı yöneldiniz? Aslında biraz şöyle, karada olduğum için belli prosedürler de gerekiyor uluslararası. Şu an onları sağlayamadığım için buradayım. Ama artık böyle daha ciddiyetle değil de daha zevkle teknelerle ilgilenmek istiyorum. Yelkenlerle ilgilenmek istiyorum. Hmm. O yüzden onların eğitimini alacağım. Onlara yöneleceğim. Onları araştırıyorum. Pandeminin bitmesini bekliyorum. Hafta sonu sürecini yakalayayım diye. Hadi bakalım. İnşallah onlara arzu ettiğiniz şimdi gibi ilerler her şey. İnşallah öyle olur. Hem orada hem burada. 14 tane sorum var, evet, size soracağım. Ortak konumuz da var. Her birinize bir tane element sorduk efendim. Sizinkisi de gayet kolay. 8 harfli. Çabucak halledeceksiniz. Bir tek şu ikinci 4 harfli cevabınızdan azıcık korkuyorum. Siz denizleri, deryaları biliyorsunuz. Bu uzaya götürecek sizi. Biraz tamam. İlki kolay. Hemen başlayalım mı? Başlayalım. Derin bir nefes ve Büşra Hanım'ın ilk sorusu geliyor. Bir hayvan yavrusunun bir meyve veya sebzeye bitişik olan küçük meyve veya sebze içinde kullanılan adı. Bazen olur yani meyvenin kenarında böyle küçük bir yapışık ikizi. İkiz, bebek yani. Aynı zamanda bir hayvan yavrusunun adıymış. Ay. Alalım bir harf, rahat edelim. Alayım. Aldık bir harf. Durdurduk. Güvendik kendimize. Evet. İki kere bastım ama. İyi yaptınız. Şimdi evet, meyveyi sebzeyi boş verin. Bir hayvan yavrusu 4 harfli, sondan ikinci harfi Z. Evet. Ay, ne olabilir hayvan yavrusu? Bir hayvanın yavrusu. Kuzu. Kuzu. 300 puan değerinde. Tamam. Her zaman söyleriz efendim, ilk elin günahı olmaz. İkinci elin de günahı olmayabilir. Çünkü tamam, ikinci eldeki sorumuz biraz zorca. Tamam. Bir bakalım. Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız. Süper nokta noktada derler ona hani. Artacak. 400 puan için sürenizi bu kadar harcamayın. Alın harfinizi efendim. Alayım. Durdurucuk mu? Hmm. Evet, bulurum çünkü yeter bana bir tane. Tamam. Tamam. Ne harfiyle başlıyor? Ne harfi, ne? Nasıl? Hani o yıldızların patlamasıyla ortaya çıkan o muhteşemliğe ne diyorlar? Süper nokta nokta patlaması. Neydi o ya? Ay, bu? NASA değil. NASA Nani değil. No. Ah, alacaktık bir harf daha. Yok, bu demir zaten patladı. Çünkü zor soru, açıkça söyleyeyim. Patlamadı Nida değil. Nida mı? Değil. Ben kelime öğretmeye çalışıyorum. Hayır, hatırlayamadım. Kuzular aldığımız 300 alacak mı elimizden? Büşra Hanım. Almaz, ne diyeyim? Bak, arkadakiler buldu, birbirleriyle konuşuyorlar bile. Neymiş o? Nova. Nova, süper Nova. Neyse. Varsayalım ki efendim size 12 tane soru sorduk. Tamam. 5 harfli cevaplarla başladık. Tamam mı? Şu anda zaten bir eksiğimiz, gediğimiz yok. 0 puandayız. Başlıyoruz 5 harfli cevaplarla. Hadi bakalım. Kendisine bir şey gönderilen kişi. Alıcı. Nedir? Alıcı. Kesinlikle doğru. İşte bu kadar. Tamam. Çok alıcı oluyorum kargo aldığım için. Tamam, bir böyle gerilmiştiniz. Toparlıyorsunuz yavaş yavaş. Hadi yenisi gelsin. Akarsu veya yağmur sularının genellikle bir set ardında toplanmasıyla oluşturulan su birikintisi. Göl değil, dere değil. Göl değil demek ki. Yani evet, yapay akarsu çünkü. Ama gölet. Nedir? Gölet. İşte bu kadar. Göz açıp kapayıncaya kadar